Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu okullarından 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sosyal bilgiler dersinde 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim bölümlerinden ailemde ve çevremde ekonomik faaliyetler konusunu birlikte inceleyeceğiz. Evet buraları bitirmiştik. Ailemde ve çevremde ekonomik faaliyetler. Ekonomik faaliyetler denildiğinde ne anlıyorsunuz? Bu faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz? Ekonomik faaliyetler deyince aklımıza tarım, ticaret, sanayi, hayvancılık, turizm gibi sektörler gelebilir. Örneklerimiz de bunlar. İnsanlar geçimlerini sağlayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Toprağı ekip biçer, hayvan yetiştirir. Ham maddeleri işleyerek kullanılabilir mal haline getirirler. Ticaretle uğraşır, çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen bu işlerin her birine ekonomik faaliyet denir. Yani geçimlerimizi sağlayabilmek için çeşitli mesleklerde görev alıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların hepsi ekonomik faaliyetler olarak adlandırılıyor. Yapınız diye bir bölüm var sevgili çocuklar. Ona birlikte bakalım. Aşağıda bazı ekonomik faaliyetlerle ilgili fotoğraflar görüyorsunuz. Fotoğrafları inceleyiniz. Ve bu faaliyetlerin neler olduğunu noktalı yerlere yazınız. Bu tarafta bize ipuçları veren birçok görsel var. Burada hayvanlar otluyor. Demek ki buradaki ekonomik faaliyet hayvancılık olabilir. Burada fabrikadan çıkartılmış, kutulara konmuş, yani ham madde işlenmiş, kutulara konmuş, dağıtıma hazır bir bölüm var. Yine ticaretin bir bölümü alıp üretiyor ve satıyor. Evet, deniz kenarı, insanlar, bakın deniz kenarında hoşça zaman geçiriyor. Bu bizim. Hemen bize ipucu veriyor fotoğraflar. Evet, bir sürü balık. işte balıkçılık ekonomik faaliyetlerden. Evet, burada bakıyoruz. Mobil acılık. Ne yapıyorlar? Keresteleri kesmişler. Ağaçlardan keresteler elde ediliyor biliyorsunuz. Kapı, sıra, dolap. Evimizde kullandığımız, sadece evimizde değil birçok yerde kullandığımız araç gereçler mobilyacılık, mobilyacılık sektörünün içinde yer alıyor. Evet burada tarım bir çiftçimiz ne yapmış? Tarlasını sürmüş, ürünü oluşmaya başlamış, aralara bakın belirli bölmeler ayırmış. Oradan suyun geçmesi gerekiyor ki yetiştirdiği ürünlerden daha sağlıklı bir şekilde verim elde etsin yetiştirdikleri ürünler susuz kalırsa bütün emekleri boşa gider. Tekrar söylersek şöyle bir bakarsak hayvancılık ticaretle ilgili ama nasıl fabrikalarda ham madde işleniyor ve üretime hazır hale geliyor. Turizm, balıkçılık, mobilyacılık ve burada tarım. Ekonomik faaliyetler bizim yaşamımız için gerekli olan faaliyetlerdir. Ekonomik faaliyetlerin temeli üretime dayanır. Üretim insanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesidir. Biz temel ihtiyaçlarımızdan bahsetmiştik. O temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için ihtiyaçlarımızın üretim yapılması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarımızın dışında diğer ihtiyaçların giderilmesi için de malların hizmetlerin meydana getirilmesi gerekiyor. Buğday yetiştirmek, beslenmek için önemli. Ekmek yapmak yine aynı şekilde. Temel ihtiyaçlarımızdan ayakkabı üretmek, sağlık açısından kumaş dokunmak, giyinmek, korunmak. Üretimi anlatan ekonomik faaliyetlerdir. Ekonomide önemli yeri olan üretim faaliyetlerden, faaliyetlerinden bir de madenciliktir madencilik. Ülkemizde madencilik deyince akla hemen Zonguldak ve çevresi gelir. Evet bir öğrencimiz Zonguldak'ta yaşıyormuş. Zonguldak'ta bir madencilikle ilgili paylaşımda bulunmak istiyor. Bakalım neymiş? Ben ailemle birlikte taş kömürü yataklarının bulunduğu Zonguldak'ta yaşıyorum. İşte Türkiye'de en çok taş kömürü Zonguldak'ta çıkarılıyor. Buralarda kara elmas olarak bilinen taş kömürü, dikkatinizi çeksin, taş kömürünün diğer adı kara elmas. Elmas çok değerli bir madendir. Kömür de siyah olduğu için elmas kadar değerli bir maden kömür, taş kömürü. Bilinen taş kömürü biz Songul Zonguldaklılar için çok önemlidir. Dilimizde benim ailem de dahil olmak üzere binlerce aile geçimini bu doğal kaynaktan sağlıyor. Yani dağların içerisinde taş kömürleri var. Oralar kazılıyor, içinden taş kömürü çıkartılıyor ve dağıtılarak insanların taş kömürünü kullanmaları sağlanıyor. Çok zor bir meslek çocuklar yerin altında mesela 100 metre 50 metre altında daha fazla da olabiliyor. Toprağı kazıyorlar ve oradan taş kömürü çıkarıyorlar. Düşünün güneş görmüyorlar sabah giriyorlar akşama kadar asansörle aşağı iniliyor maden ocaklarında. Onun dışında da ciddi tehlikeler oluyor. Bazen patlamalar oluyor, göçük oluyor. Yani bulundukları yer çok sağlıklı olmak için kayalar veya topraklar üzerlerine düşüyor veya geçtikleri yerler kapanıyor. Aynı yerden tekrar çıkamıyorlar. Bin bir sıkıntı, bin bir eziyet. Taş kömürü, Bartın, Karabük gibi komşu illerin ekonomilerinde de önemli bir yer tutuyor. Sadece Zonguldak'ta değil, Zonguldak'a yakın olan Bartın ve Karabük'te de evet işaretleyelim. Taş kömürü var. İnsanlar buradan geçimlerini sağlamak için evet buralarda çalışıyorlar. Ülkemizin ek taş kömürü havzası Zonguldak'ta içine alan 200 kilometrelik kıyı şeridinde bulunmaktadır. Yani Karadeniz'in batısında kıyı şeridi deniz kenarında. Bu bölgede 150 yıldan beri kömür çıkarılmaktadır. Dikkatinizi çeksin. 150 yıldan beri kömür çıkarılıyor. Ne kadar büyük bir potansiyel var ki çıkarılmış ve kömürler daha hala bitmemiş taş kömürü. Zonguldak ve çevresinde kentleşmenin ve sanayileşmenin yolunu açan taş kömürü bölgemizin gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Tabii insanlar buraya geliyor biçimini sağlamak için buradaki kentleşme artıyor, nüfus artıyor. Nüfusla birlikte oradaki insanlar evleniyor, çocuklar oluyor, okullar açılıyor, hastaneler açılıyor, eczaneler, beslenmeyle ilgili lokantalar veya pazar yerleri, giyinmekle ilgili konfeksiyon mağazaları. Yani çevresi de kalkınıyor, Zonguldak'ta kalkılıyor, kalkınıyor. Neyin sayesinde? Taş kömürünün çıkarılması sayesinde. Benim babam ilimin sınırları içindeki bir taş kömür ocağında maden mühendisi olarak çalışıyor. Evet maden mühendisi bir meslek. Adem dediğimiz arkadaşımızın babası maden mühendisiymiş. Maden mühendisleri yer altında ve yer üstünde bulunan madenlerin işletilmeye elverişli olup olmadığına karar verirler. Bunun yarı sıra madenlerin en ucuz ve en verimli şekilde çıkarılması işlemlerini planlayıp, planlayıp bunlara gözcülük ederler. Maden mühendislerin görevi de çok önemli. Yanlış bir hareket, yanlış bir davranış, yanlış bir karar oradaki madencilerin hayatını tehlikeye atabilir veya gereksiz para harcama, gereksiz zaman harcama gibi sıkıntılar doğurur. Bunun yanı sıra madenlerin en ucuz, tekrar söylüyoruz, madenlerin en ucuz, en verimli şekilde çıkarılması işlemlerini planlıyor. Tehlikenin dışında en ucuz, en verimli şekilde çıkarılmasını sağlıyor maden mühendisleri. Taş kömürü kalorisi yüksek olduğu için genellikle demir çelik fabrikalarında kullanılır. Taş kömürü yakıt olarak kullanılıyor. İnsanlar yakıt olarak kullanabilir ama daha çok diyor kalorisi yüksekse ki yüksek olduğu kanıtlanmış. Demir çelik fabrikalarında kullanılıyor. Demir elde etmek için yakıt gerekiyor. Çelik elde etmek için yakıt gerekiyor. Bu yakıt nedir? Taş kömürü. Kalorisi çok yüksek. Yani çok fazla ısı veriyor. Ülkemizin en büyük demir çelik fabrikalı, fabrikaları olan Ereğli ve Karabük demir çelik fabrikalarının Donguldak yakınında kurulmasının nedeni budur. En büyük demir çelik fabrikası. Dikkatinizi çeksin. Ereğli ve Kara Büyük Demir Çelik Fabrikası. Fabrikaları buraya kuruyorlar. Burası da deniz kenarı çocuklar. Bunların altında taş kömür yatakları var. Çıkartılıyor ve buradaki fabrikalara gönderilerek tırlara dolduruluyor veya kamyonlara taş kömürleri geliyor. Yakıt olarak kullanılıyor ve Türkiye'nin demir ve çeliği elde ediliyor. Fabrikaların Zonguldak yakınında bulunması işi kolaylaştırıyor. Çok uzakta kurulsaydı o zaman maliyet daha fazla olacak. Nasıl bir maliyet? Taş kömürü çıkartıldı, kamyonlara dolduruldu. Fabrikada 2-3-4 e, saat uzaklıktaki bir yerde giderken daha çok yakıt kullanacak kamyonlar. İnsan gücü şoförler orada koşturacak, araç ara sürecek veya orada e, zaman daha sınırlı olduğu için belki anında bir yakıt gerekecek, yakıt gecikecek. Çünkü fabrikanın sürekli çalışması lazım. Onun için herhangi bir yerde maden çıkarılırsa madenle ilgili kullanılan ekonomik faaliyet neyse onunla ilgili fabrikalar hemen yakına kuruluyor. Hemen maden çıkarılıyor ve fabrikalarda gerekli işlem sağlanıyor. İlimizde çıkarılan taş kömürünün kömürünün büyük bölümü bu tesislerde değerlendirilir. Kalan kısmı ise Çatal Ağzı ilçemizde bulunan Çatal Ağzı. Çatal Ağzı termik santralinde elektrik enerjisine dönüştürülür. Burada da taş kömürü yakılıyor, santralde ve elektrik elde ediliyor. Yani taş kömürü her şekilde değerlendiriliyor. Bakın burası Zonguldak, bu dağların altında çok ciddi taş kömürü yatakları var. İşte bir madencimiz yerin altında. Bakın burada bir baret diyoruz, şapkası var korunma amaçlı. Bu sert kas gibi bir şey. Burada da karanlıkta tabii elektrik rahatlıkla buralarda sağlanmıyor. Belirli yerlerden e, tellerle elektrik verilmiş ama. Herhangi bir kesinti de veya bir sıkıntı da madencinin kafasında bakın bulunduğu görünen yer işaret ettiğim yerde bir lamba var. O sürekli yanıyor. Bakın arkasında da bir kabloyla takılı. Haberleşmede sağlanıyor, konuşuyor telsiz gibi. Eee çalışıyor bunlar çocuklar. E, pili bittiği zaman yedek pili de var. E, çok az da olsa yanlarında mutlaka su taşıyorlar veya belirli durakları var onların bu duraklarda beslenmeleri için acil durumdaki ilaçların kullanılmasıyla ilgili mesela eli kesilebilir veya kafasına bir şey düşebilir, eline bir şey düşebilir. Çünkü bu e, kayaları, taşları bakın zor şartlarda parçalıyorlar ve içinden taş kömürü çıkıyor. Sonunda sıkıntı yaşayabilirler. Yani belirli yerlerde bunların her türlü her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için depolama alanları var. İnsanlar tesislerle haberleşiyorlar ve bu elektrik bağlantısı buralarda tam görünmüyor. Sağlanmayabilir. İşte dediğimiz gibi elektrik hatlarında kopmalar olabilir. Bu el feneri gibi kafasına takılmış baretin oraya. işini bitiriyor. Akşamda asansörle e, yeryüzüne çıkıyor ve evine gidip dinleniyor. Ertesi gün yine aynı işi yapıyor. Çok zahmetli bir iş. Bence dünyanın en zahmetli işlerinden birisi. Maden ocaklarında çalışan insanlar. Evet, Coşkun diye bir arkadaşımız varmış. Ben diyor, ülkemizde fındık taramının en yaygın olduğu yerlerden biri olan Ordu ilimizin Perşembe ilçesinde yaşıyorum. Karadeniz'de yine Ordu çocuklar. En çok nerede çıkartılıyormuş? fındık ordu da çıkartılıyor. Bölgemizde fındık üretimiyle uğraşan, aralarında benim ailemin de olduğu 300 bin aile bulunmaktadır. Bir Türkiye dünyada fındık üretiminde ikinciydi. Şu an ne oldu bilmiyorum ama çok fazla fındık üretiyoruz ve dışarıya ihraç ediyoruz. İhracatın ne olduğunu biliyoruz. Dışarı fındıklarımızı satıyoruz. Onlardan Yabancı paralar Türkiye'ye geliyor ve o paralar bizim için ekonomik değeri olan ülkemizin üretimini artması ve daha zengin olmamızı sağlayan bir oluşum. Yani fındık üretimi çok ciddi şekilde bize kazanç getiriyor aynı bor madenlerinde olduğu gibi. Türkiye'nin her tarafı her zaman söylüyoruz. Taşı toprağı altın dedikleri boşuna değil. Yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımız çok fazla. Ve biz bunları değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de kendi geçimimizi sağlıyoruz. Coşkunun Perşembe ilçesinde yaşadığını duymuştuk, söylemiştik. Bir de fındık bahçeleri varmış. Fındığımızı Ağustos, Eylül aylarında İnsan gücü ile daldan ve yerden toplayarak hasat ediyoruz. Yani elle topluyorlar çocuklar. Ağustos, Eylül aylarında ağaçtan tek 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 fındıkları topluyorlar. Bazen de bu fındıklar olgunlaşınca yere düşüyor, yerdekilerini de topluyorlar ve hasat elde ediliyor. Hasat ürün elde etmek demektir. Fındıkları güneşte kurutup harmanladıktan sonra Eylül-Ekim aylarında satışa çıkarıyoruz. Fındık ilk toplandığında biraz dış kabuğu yeşildir. Kurumasını bekliyorlar. Güneşte de kuruyor. Kuruyunca elimizde yavaşça böyle sürttüğümüz zaman kabuğu hemen çıkıyor. Kabuklu, normal kahverengi olan fındık oluşuyor ve bunu satışa sunuyorlar. Her ailenin bir bütçesi vardır. Bütçe, gelecekteki belirli bir süre içinde tasarlanan gelir ve giderleri ifade eder. Önceki derste biraz bahsetmiştik gelir ve giderler. Ailemizde bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını fındık satışından elde ettiğimiz kazanç oluşturur. Fındık 300 bin aile fındıktan geçimini sağlıyor. Nerede? Ordu'da. Ordu'nun ilçesinde. Sadece Perşembe ilçesi değil, birçok ilçesinde Ordu'nun fındık üretiliyor, satılıyor ve ekonomiye katkılar olduğu gibi ailelerin geçimi de sağlanıyor. Ama bu paraların hepsi gelir olarak güzel gider olarak kullanılmıyor. Hepsi gider olarak kullanılmıyor. Temel ihtiyaçlar gider olarak kullanılıyor. Bir kısmı gelirlerinin bir kısmı tasarruf etmek amacıyla zor zamanlarda o paraya ihtiyacının olunacağı düşünülerek kara günde bir kenarda saklanıyor. Yani tasarrufla geleceğe bir bakıma yatırım yapılıyor. Gelirlerimiz genel, genel olarak giderimizi karşılayacak düzeydedir. Bununla birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle bazı yıllarda fındık üretimi düşer. Çok kuraklık olur. Fındıklar fazla olmaz veya bir hastalık gelir, fındıklar büyüyemez. Veya çok yağmur olur yine fındıklar istenilen verime elde edemez. O zaman satış da az olur. Satış az olursa gelir çok fazla olmaz. Gelir fazla olmazsa gider çoksa ne yapar insanlar sıkıntıya düşer. O zaman sakladıkları paraları yani gelirden elde ettikleri sakladıkları paraları kullanabilirler. Fındık üretiminde Çiftçilerin yanı sıra çeşitli meslek gruplarından insanlar da çalışır. Fındık ekspres, eksperliği bu mesleklerden biridir. Çevremizde aralarında amcamın da bulunduğu çok sayıda fındık eksperi vardır. Ziraat mühendisleri denetiminde çalışan bu kişiler fındık fidanlarının dikilmesi, toprağın ve fidanların bakımı, ürünün toplanması gibi konularda üreticileri bilgilendirir. Yani ziraat mühendislerine yardım eden eksperler var. Ziraat mühendisleri her tarafı yetişemiyor. Bu eksperler eğitimi aldığı için fidanların dikilmesi, fidanların bakımı, ürünün toplanması gibi ürünün konularda üreticiye yardım ediyor. Bu da bir meslek. Ayrıca fındığın satın alınması Depolanması. Hemen satamayacaksak depolanması da önemli. Sağlıksız koşullarda depolamak gerçekleşirse fındıklar çürür. Fındıklar çürüyünce de hiç kimse o fındığı almaz. Tek tek elle toplanan fındıklar çöpe gider. Paketlenmesi. Sağlıklı şekilde depoladık ama paketleyemedik. Yine satış gerçekleşemez. Yine zor durumda kalırız depolamamız gayet güzel oldu. Paketlememiz de çok güzel. Ama pazarlayamadık. Yani satışa sunamadık. O zaman yine işlerimiz güme gider. Yani zor durumda kalırız. Eksperler buna da yardımcı oluyor. Yani bize her konuda yardımcı oluyor diye bildiriyor arkadaşımız. İlçemizde üretilen fındıklar yakın çevremizdeki fındık kırma ve işleme tesislerinde değerlendiriliyor. Söylediğim gibi bakın fındık toplandığında böyle elle toplanmış. Bakın yeşil içinde de kahverengi bölümler var. Bunlara belirli e, sağlıklı alanlara koyuyorlar, güneş alacak yerlere toprağa koyuyorlar. Bu yeşil olan hani yaprak çok güneşte kalınca nasıl sararıyor, sonra kuruyor. Buralar kuruyor. Kuruduktan sonra fındık ortaya çıkıyor. Fındık kırma işleme tesisleri var bazı yerlerde de fındık kırıldıktan sonra satılıyor fındık içi diye satılıyor. Bazen de kabuklu fındık satılıyor. Evet, arkadaşımızın ablası da gıda mühendisi olarak çalışıyormuş. Bakın, bazı maden mühendisi olarak çalışıyor. Bazısının amcası eksper olarak çalışıyor. Bazı da gıda mühendisi olarak çalışıyor. Bu arada ekonomik faaliyetlerde meslekleri de biraz anlamaya çalışıyoruz meslekleri anlıyoruz. Hangi meslek neyle ilgili? Evet, bakın Karadeniz'de fındık yetiştiriciliği ve bununla ilgili ekonomik faaliyetler dışında Karadeniz'e kıyısı olan illerimizde yürütülen başka hangi ekonomik faaliyetleri biliyorsunuz? Çay var bol miktarda çocuklar Karadeniz'de. Fındık var çok fazla şekilde. Ee, Başka ne vardı? Şu anda aklıma çay ve fındık geliyor. Tütün var, evet. Tütünce çok fazla çıkartılıyor. Yani yağış olan yerlerde yetiştirilen ürünlerden en çok fındık, çay, tütün elde ediliyor. Bakın burada ne toplanıyor, fındıklar. Ellerine ne yapmışlar? Eldiven giymişler. Neden eldiven giymişler? Çünkü fındığın bazen şuralar tam görünmüyor, şuralar resmen dikenli. O diken ellerine batar diye ağaçta topluyorlar. Bakın topladıklarında koymak için sepetler yanlarına alınmış. Evet Selin. Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine geldik. Selin de Akdeniz'de Antalya ilinde yaşıyormuş. Selin anlatıyor. İlimizin tarihi eserleri, sıcak iklimi, kumsalları, ve diğer doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezidir diyor. Antalya'ya gelen turistler genellikle otellerde ve tatil köylerinde konaklarlar. Antalya çok şanslı bir il bence diğer illerden. Yani Türkiye'nin her tarafındaki iller çok şanslı ama Antalya'dakiler daha şanslı. Biraz sonra göreceğiz. Tarım da çok gelişmiş, turizm de çok gelişmiş. Turizm geliştiği için oteller ve tatil köyleri de çok gelişmiş. Burada çalışan insanlar geçimlerin bunlardan karşılıyor. Turizm Antalya'daki önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Tarım, ticaret demiştik. Birisi de turizm. Ekonomik faaliyetlerden birisi. Yani para kazanma aracı. İlimizde çeşitli meslek gruplarından pek çok insan geçimini turizminden, turizmden sağlar. Otellerde çalışan ayıcılar, yemekleri yapıyorlar, servis elemanları, turistleri götürüp getirenler, bahçıvanlar, harika bahçeler var. Animatörler eğlenceli oyunlarla e, turistleri eğlendirmek amaçlı görev yapan insanlar. Tur operatörleri. Bunlar da turları düzenleyen insanlar. Ve şoförler. Turizmle ilgili meslek elemanlarından bazılarıdır. Bakın bir sürü meslek sahibi. Ekonomik faaliyetlerle birlikte bu mesleklerde görev alanlar geçimlerini bu şekilde sağlıyor. Turizmle ilgili bir diğer meslek ise turist rehberliği. Geziye gittiğimiz zaman turist rehberler bize gerçekten çok güzel bilgiler veriyorlar. Bilmediklerimizi onlara sorarak öğreniyoruz ve onları can kulağıyla dinliyoruz. Rehberler turistlere tarihi ve kültürel varlıklarımız ile doğa güzelliklerimizi gezdirerek ülkemizin tanıtımında önemli rol oynarlar. Sadece Türkiye değil, yurt dışında da insanlar Türkiye'ye geliyor. Doğal güzelliklerimizi, tarihi ve kültürel varlıklarımızı geziyorlar, görüyorlar. Kimler yardımcı oluyor buna? Turist rehberleri yardımcı oluyor. Ee, bakın Selen'in babası da Antalya ve çevresinde çalışan bir turist rehberiymiş. Mesleklere bakın, turist rehberi. Antalya ve çevresinde yaygın olarak sürdürülen bir ekonomik faaliyette seracılık. Seracılığı biliyoruz. Yine anlatalım. Çünkü yaşadığımız bölgede kış mevsiminde bile sıcaklık değerleri yüksektir. Akdeniz ikliminin etkisi aynı. Yaşadığımız yer olan Adana ile Antalya birebir sıcak bir iklime sahibiz. Kışın bile sıcaklık değerlerimiz çok yüksek değil. Adana'yı düşünürsek hemen hemen çıkar yağmıyor. Antalya'da Yüksek kesimlere biraz kar yağıyor. Aynı Adana'da yaylalara çıktığımız gibi, toroslara çıktığımız gibi nasıl kar yağıyorsa Antalya'da da öyle. Bu nedenle kışın don olayı neredeyse hiç görülmez. Yani yetiştirilen ürünler hemen donmuyor. Diğer yandan bölgemizin yıllık güneşlenme süresinin, yıllık güneşlenme çok uzun. Neredeyse 8 ay hep güneşli. Antalya, Adana, Akdeniz bölgesi yıllık güneşlenme süresi oldukça uzun. Ve seracılık içinde bu çok elverişli bir şey çocuklar. Yani güneş bitkilerin büyümesi için gerçekten önemli bir etken. Antalya'nın ilçelerinden Demre, Finike ve Kumluca'da seracılık halkın en önemli gelir kaynağıdır. Halk hep bunlarla ilgileniyor. Bakın burada turizmle ilgili otel, kocaman devasa bir otel insanlar güneşleniyor. İşte burada teknelere binip başka yerlere gidiyorlar. Dalış yapıyorlar. Burada seracılık. Bakın. Yerleri bazen böyle büyük naylonlarla kapatılıyor. Yağmurdan korunmak amaçlı rüzgardan. Hava güzel olduğu zaman açıyorlar. Bitkinin büyümesi sağlanıyor. Bakın yine burada domatesler. İşte eline yine eldiven takmış. Ve bir e, çiftçimiz, bir işçimiz ne yapıyor? Domatesleri topluyor ve satışa sunuyor. Sadece Türkiye'ye değil, yurt Türk dışına da seracılıkta çok ürünlerimiz gidiyor çocuklar. Ve yine Türkiye ihracatta önemli kazançlar elde ediyor. Evet. Seralarda üretilen sebzeler başta Ankara büyükşehir olduğu için İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere ülkemizin her yerine dağıtılır. Biz Adana ve yöresinde domates, işte salatalık, patlıcan her türlü şey yetiştirdiğimiz için Antalya'dan fazla ürün almıyoruz. Ama dışarı satıyoruz. Nasıl dışarı satıyoruz? Adana'nın dışına, Antalya'nın dışına, komşu illere veya İstanbul'a, Ankara'ya biz de satıyoruz çocuklar. Bol miktarda sera. Sera'da yetiştirdiğimiz ürünler, muz gibi. Böylece domates, biber, salatalık gibi sebzeleri kış aylarında bile tezgahlarda görmeniz mümkün. Kışın bile biz rahatlıkla tezgahlarda domates, salatalık, patlıcan, kapak gibi ürünleri görüyoruz. Ve bunları tüketiyoruz. Çünkü iklim koşulları buna elverişli. Evet Nihat ne diyormuş bakalım. Nihat arkadaşımız ben sanayi tesislerinin yoğun olduğu İzmit'te yaşıyorum. İstanbul'a yakın bir yerleşim yeri. Sanayi tesisleri çok fazla. Türkiye'nin sanayi tesislerinin kalbi İzmit'te ve çevresinde atıyor. İzmit'te petrol rafineri ve petrokimya tesislerin dışında çeşitli sanayi dallarında üretim yapan çok sayıda sanayi kuruluşu var. Yani ham maddeler alınıyor, işleniyor ve bize çeşitli araç gereçleri olarak satışa sunuluyor. Bunlar neymiş? Otomobil. Bir sürü otomobile üretiliyor çocuklar. İsmit tarafında. Yedek parça. Otomobil için gerekli olan tüm yedek parçalar. Cam. Adana'da da cam fabrikası var çocuklar. İlaç. Adana'da da var. Kağıt. Adana'da fazla yok. Lastik. Hep ham maddeler işlenmiş. Bunların çoğu petrolden elde ediliyor. Petrokimya dediğimiz. Dokuma Adana'da da var. Dokuma kumaşları e, fabrikalardan elde edilen. Beyaz eşya yani buzdolabı çamaşır makinesi Adana'da üretilmiyor. Gübre İstanbul'a yakın demiştik. Gübre Adana'da gübreler var. Gübre fabrikaları var. Makine Makine fabrikaları da var. Otobüs falan üretiliyor çocuklar. Ve gıda maddeleri. Adana'da yine var. Un, makarna fabrikaları var. Yağ fabrikaları var. Bakın hemen hemen her tarafta olduğu gibi ama en çok da İzmit ve İstanbul'a yakın yerde bu saydıklarımızın hepsi var. Bunları sayarken bir kısmı Adana'da yok dedik. Yani Akdeniz bölgesinde yok dedik. Çoğunluk nerede olmuş? İstanbul'a yakın yerde. Neden? İstanbul Avrupa'ya çok yakın. Oradan hemen üretilen mallar satılıyor. Dersin başında bahsetmiştik. Nerede üretim varsa o fabrikalar oralara kuruluyor. madde orada çabuk sağlandığı için yani oradaki ham maddeler ele geçme oranı yüksek olduğu için fabrikalarda üretiliyor ve hemen hop satışa sunuluyor. Ülkemizde sanayi işçilerinin önemli bir kısmı yaşadığım bölgede çalışır. E bu kadar fabrika olduğuna göre sanayide de bir sürü işçi çalışması gerekiyor. İşte sanayi işçileri. Bu da bir meslek. Yani buzdolabı üreten bir fabrikada çalışan işçi, yedek parça fabrikasında çalışan bir işçi, beyaz eşya dediğimiz buzdolabı biraz önce söylemiştik, çamaşır makinesi gibi otomobil üreten fabrikada çalışan sanayi işçileri. Aynı şekilde toplam sanayi üretimimizin büyük bir bölümü burada gerçekleşir. Yani Marmara bölgesinde çocuklar. Sanayi en çok Marmara bölgesinde. Seracılık en çok Akdeniz bölgesinde. Bölgemiz sanayide olduğu gibi ticarette de gelişmiş. E üretiliyor, üretilen mal satılacak. O zaman ne oldu? Marmara bölgesinde sanayi ve ticaret çok fazla. Yakınımızda bulunan İstanbul ülkemizin en büyük ithalat limanıdır. Yani ürün alıyoruz, ithalat oluyor. Oradan da İstanbul'dan yetiştirilen ürünler dışarı satılıyor. O da ihracat oluyor. Yurt dışından gelen malların dağıtımı büyük ölçüde buradan yapılmaktadır. Çünkü deniz yolu var, kara yolu var, hava yoluyla ulaşım rahatlıkla sağlanıyor. Bakın göstereceğiz şimdi. Yaşadığım bölgede nüfus oldukça fazladır. O kadar şartlar güzelse herhalde insanlar çok olacak. İnsanlar çok olduğu için de nüfus fazla olacak. Bu nedenle bölgemiz tüketim alanında da önemli bir yere sahip. İnsanlar üretmek için oraya gidiyor ama bir de tüketecek bunu mecburen orada yaşıyor. Bakın ne kadar ilginç. Hem üretiyoruz hem tüketiyoruz hem de dağıtıyoruz. Tüketim, insanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanmasıdır. İşçisi de, memuru da, doktoru da, mühendisi de üretiyor ve tüketmek zorunda. Tüketmek için de satın alması gerekiyor. Ekmek, hepimizin temel ihtiyacı. Et, süt, sebze, meyve, çeşitli giyim eşyaları, mobilya, beyaz eşya en fazla tüketilen ürünlerdendir. Bunlar temel gıda ürünlerimizdi. Değerleri de ihtiyaçlarımızla birlikte sıralanmıştı. En başta bunlardı. İkincisi de ihtiyaçlarımızda bunları da saymıştık önceki dersimizde. Bunlar ailemizin bütçesindeki giderler bölümünü oluşturur. Bunları satın alırken de para veriyoruz. İşte gelirimiz var ama bir o kadar da giderimiz var. Elektrik kullanıyoruz çünkü beyaz eşyalar diğer eşyaların çoğu elektrikle çalışıyoruz. Su sürekli kullanıyoruz. Doğal gaz ısınma ve yakıtta kullanıyoruz. yakıt petrol düşünün, benzin tüketilmemiz içinde önemli yer tutar. Bunlara durmadan para veriyoruz. Mecburuz. Bakın Marmara bölgesinde fabrikalar çok fazla. Sanayi çok gelişmiş. Kuca kuca bakın bacalar. Bu bacalar mümkün olduğu kadar çok yüksek ve buradaki filtreler var iç bölümlerinde çevreyi kirletmeden üretimin yapılması sağlanıyor. Yani fabrikalar çalışıyor. Hep de deniz kenarında dikkat edin zaten Marmara bölgesi dediğime göre Marmara Denizi hemen aklımıza gelir. Bakın burada ürünler hazırlanmış, koca koca kasalara konmuş. Burada da gemiler gelecek, bunları alıp götürecek, dışarıya satılacak veya dışarıdan limanlara gelecek buradan ve buradaki kutular kasalara konulan ürünler Türkiye'de satışa sunulacak. Bakın iplik fabrikası oradan kumaş elde edilecek. İşçiler ne yapıyor? Çalışıyor. Hepsinin önünde bir tane makine var. Bak iplikler var, kumaş dokunuyor veya iplik elde ediyorlar. Otomotiv sanayi. Bakın otomobilin parçalarını hazırlıyorlar. Daha sonra da bunlar ne yapacaklar? Satışa sunacaklar. En büyük sanayi Marmara bölgesinde. Evet yapınız. Yaşadığınız yerdeki ekonomik faaliyetleri gözlemleyiniz. Biz Adana'da yaşadığımıza göre Adana'yı şöyle bir gözlemleyelim. Düşünelim. Gözlemeniz sonucunda edindiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Yaşadığınız yer hangi ilimizin sınırları içindedir? Biz Adana ilinin içinde yaşıyoruz. O zaman Adana ilinde yaşıyoruz diyebiliriz. Adana'nın ilçeleri Çukurova, Adana'nın merkez ilçelerini düşünürsek Yüreğir, Seyhan ve diğerleri gibi hepimiz Adana ilinin sınırları içinde yaşıyoruz. 2'ye bakalım. Yaşadığınız yerdeki en yaygın ekonomik faaliyetler nelerdir? Tarım, ticaret, sanayi, seracılık, turizm, küçük baş hayvancılığı ilçelerinde var çocuklar. Ulaşım, hizmet alanı yani turizm, doktor, sağlık sektörü, polis, öğretmenlik gibi alanlar bunun içinde yer alıyor. Hemen hemen her şeyi saydık. Büyükbaş hayvanlı yetiştiriciliği yok. Bakalım atlamayalım. Evet üçüncü soruya geldik. Bu ekonomik faaliyetlerle ilgili meslekler nelerdir? Konumuzu işlerken ben üzerine özellikle basarak söyledim. O ekonomik faaliyetlerde çalışan mesleklerle de ilgi arkadaşlarımız bilgi vermişti. Çiftçilik, Karımla ilgili uğraşanlar, çiftçilik mesleğini yapıyor, tüccarlık ürünü alıp satıyor, balıkçılık, mesela Adana'nın çevresinde Karataş'ta denize yakın biliyorsunuz, denizin kenarında yumurtalık gibi yerlerde balıkçılık yapılıyor. Turizm var, çok gelişmiş, seracılık söylemiştik. Antalya'dan çok fazla serayla ilgili ürün almıyoruz çünkü. Hemen yakınımızda Mersin var, Adana'nın içinde bile seracılık yapılıyor, domatesler. Pazara gittiğin zaman domatesi alıyorsun, portakalını alıyorsun. Kozan portakalı bir mesela, İşte Kozan Adana'nın ilçesi. Bunlar mesleklerimizi bize hatırlatıyor. Tekrar söylersek çiftçilik, tüccarlık, balıkçılık, seracılık, küçük hayvancılığı, Adana'nın dağ köylerine gidin, yaylalara gidin keçi, koyun, tavuk gibi hayvanlar ne yapılıyor? Yetiştiriliyor, besleniyor. O da meslek olarak, küçük baş hayvancılığı olarak adlandırılıyor. Madencilik yine dağlarda ama çok fazla yok. E, Karaysal'a ve daha yukarılarda Teke'de e, demir bakır madenleri var. Orada madencilik yapılıyor ama çok fazla değil. Ailenizde bu mesleklerden olanlar var mıdır? Mutlaka vardır. Öğretmeni vardır, doktoru vardır, polisi vardır, mühendisi vardır. Varsa kimlerdir ve meslekleri nelerdir diyor. Ailende kimler varsa onu düşünebilirsin. Baban doktor olabilir, annen doktor olabilir, mühendis olabilir, öğretmen olabilir. Diğer bir soru, yaşadığınız yerdeki ekonomik faaliyetlerin aile bütçenize, bütçenize katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Adana'da yaşadığımıza göre ekonomik faaliyetlere bütün ailemizin bireylerinin büyük olanlar için düşünelim, meslek sahibi olanların mutlaka çalışarak aile bütçesine katkısı vardır. Biraz önceki saydığımız ekonomik faaliyetlerin birçoğunda görev alıp para kazanırlar ve aile bütçesine gelir olarak katkı sağlarlar. Diğer bir soru. Yaşadığınız yerde üretilen ürünlerin dağıtımı nerelere hangi yollarla yapılıyor? Tarım, ticaret demiştik, seracılık demiştik, küçükbaş hayvancılığı demiştik, turizm demiştik. Turizm bunların içerisine girmez. Ne yapılacak? Dağıtım nerelere? En yakın Adana'nın dışındaki komşu illere dağıtım yapabiliriz. Sonra Türkiye'nin her tarafına yetiştirilen ürünleri satabiliriz. Daha çok da İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere satıyoruz. Çünkü e, oradaki insan sayısı fazla. Türkiye'nin her tarafından beslenme ile ilgili, gıdalarla ilgili ihtiyaç çok fazla. Onun için sebzeydi, meyveydi, makarnaydı, un, pirinç her şey dağıtılabiliyor. Ve yurt dışına da ürettiğimizin dışında yurt dışına da satabiliyoruz. Yani domates bir ara Rusya'ya satılıyordu çocuklar. Limon işte limon bir sürü bahçe var. Adana'nın içinde Limon portakal bahçeleri Rusya'ya, İran'a, Irak'a, komşu ülkelere de satış yapılıyor. Hangi yollarla yapılıyor? Karayoluyla gidiyor, kırlara konuluyor. Deniz yoluyla yapılıyor. Büyük limanlar var İskenderun'da mesela en yakın Mersin limanlardan Gemilere yükleniliyor. Sonra e, deniz yolunu da saydık. Hava yoluyla da kargolarla, büyük kargolarla ulaşım sağlanıyor ve dağıtım. Bu ürünler tarafından e, ürünler dağıtılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Yaşadığınız yerde üretilen ürünlerin ülke tüketimine katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Her şeyi üretiyoruz, hep söylüyoruz. Türkiye'miz çok verimli topraklara sahip. Her yerde o bölgenin iklimine, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarına göre ürünler üretiliyor. Bu ürünler ürettikten sonra tüketime de ihtiyaç doğduğu için bunları tüketiyoruz. Tüketerek orada satış sağlayan, satışı sağlayan insanların para kazanmalarını sağlıyoruz. Yani bir bakıma değiş tokuş gibi oluyor. Biz orada ürünü üretirken güzel çalışıyoruz. Üretimde para kazanıyoruz. Tüketirken de onları tükettiğimiz için karşı tarafa para veriyoruz. Üretim, tüketim ve dağıtım iç içe giriyor. Ülke ekonomisine her türlü katkıyı sağlamış oluyoruz. Bugünlük dersimiz burada sona erdi. Sizlere iyi günler diyorum. Hoşçakalın.